Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 2019 LGS sorularında içinde bulunan İngilizce sorularını çözmeye çalışacağım. Birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuzda bazı kelimelerimizi ben bu yan tarafa yazdım. Similar, benzer, cool, soğukkanlı, together, beraber, truth, gerçek, honest, dürüst. Bazılarını yazdım. Bazılarını zaten kolay olduğu için biliyorsunuzdur. İlk önce yönergeden başlayalım. Yönergede, according to the information above, who thinks Tim is an honest friend? Şimdi, yukarıdaki bilgilere göre kim diyor Tim'in dürüst bir insan olduğunu düşünüyor. Şimdi Tim'in en iyi arkadaşlarıymış bunlar. Tim's best friend diyor. Şimdi Mercy'ye bakalım. We have similar interests. Bizim diyor benzer ilgi alanlarımız vardır diyor. Yani bu büyük ihtimal değil. Tim is always cool. Her zaman soğukkanlıdır diyor. Bu da olmaz. We have fun together. Biz diyor beraberce eğleniriz diyor. We have fun. Eğleniriz. Bu da değildir. He always tells the truth. O her zaman gerçeği, doğruyu söyler diyor. Evet. Dürüst olduğunu söyleyen Sam'dir. Birinci sorunun cevabı Sam, yani D seçeneği olması gerekiyor. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda yine yönergeden başlayalım. Which of the following chores must Jane finish before her mother comes home? Yani annesi gelmeden önce, before her mother, eve gelmeden önce Jane'in bitirmek zorunda olduğu, yani must Jane finish diyor. Bitirmesi gereken ev işleri hangisidir diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi this afternoon, bu öğleden sonra Jane's mother is coming home from a short trip. Yani kısa bir geziden Jane'in annesi geliyor diyor. Jane's mother can't stand dirty dishes. Yani can't stand tahammül edememek anlamındadır. Jane'in annesi neye tahammül edemiyormuş? Kirli tabaklara, yani kirli bulaşıklara tahammül edemiyormuş. Baktığımız zaman işte burada ev süpürme işi var, bulaşık yıkama işi var, ütü yapma işi var ve cam silme işi var. O zaman demek ki Jane'in bitirmek zorunda olduğu iş neymiş? Bulaşıkları yıkamak. O da B seçeneği. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda yine yönerge bakıyoruz ilk olarak. Fill in the blanks according to the table below. Yani tabloya, aşağıdaki tabloya göre boşluğu doldurun diyor. Boşlukta ne diyor bize? Ne yapmamızı istiyor? Amanda has the. Amanda'nın bir şeyi var diyor, yani nokta nokta. İşte o cümleyi tamamlayan ifade bulacağız. Şimdi burada dersleri gösteriyor. Subject dersler. Amanda'nın sınavları. Kimya sınavı pazartesi. İşte tarih sınavı salı. Fizik sınavı çarşamba. İngilizce sınavı cuma günü. After sonra, before da önce anlamında geliyor. Şimdi cümleleri tamamlayalım. Amanda'nın diyor has the chemistry exam. Kimya sınavı vardır. Ne zaman? After she has the English exam. Yani İngilizce sınavından sonra kimya sınavı vardır diyor. Bakalım İngilizce sınavından sonra, hayır. Çünkü İngilizce cuma, kimya pazartesi. History and physics exam. History ve tarih sınavı vardır diyor. On the same day. Aynı gün diyor. History ve tarih sınavına bakalım. History ve fizik, pardon. History ve fizik sınavına bakalım. History, fizik sınavı aynı gün değil. O da yanlış. Physics exam 2 days after the chemistry exam. Yani kimya sınavından 2 gün sonra fizik sınavı vardır diyor bakalım. Fizik sınavı ne zamanmış? Çarşamba. Evet, 1-2 gün sonra. Doğru gibi görünüyor C seçeneği. English exam before she has the history exam. Tarih sınavından önce İngilizce sınavı vardır diyor. İngilizce sınavına bakalım. Evet, tarih sınavından son olduğu için cevabımız C seçeneği. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda yine aynı şekilde bütün sorularda olduğu gibi önce yönergeyi okuyoruz. Which of the following does not complete the conversation? Yani şimdi burada yönergeyi okumasak belki olan cevabı arayacağız ama bu da olmayanı istiyor. Yani aşağıdakilerden hangisi diyor konuşmayı tamamlamaz. Şimdi konuşmayı tamamlayamayan ifadeyi arayacağımız için ona çok dikkat edelim. Good afternoon, this is Mike. Good afternoon Mike, this is Sally. Yani karşılıklı iyi günler diyor işte Mike. O da telefonda kendisini tanıtıyor. Mike'ım ben diyor. Ben de Sally'yim diyor. Hold on a moment. Hold on a moment, biraz bekleyin.
Please, I'll get it. Yani onu vereceğim, onu bağlayacağım anlamına geliyor. Onu bağlayacağım. İşte o zaman burada ne diyor? Birisiyle görüşmek istiyor. Acaba hangisi olmak? Is Nick there? Evet, bu olur. Nick orada mı? Olur. Biraz bekleyin. Nick has gone out. Nick dışarı çıktı. Hayır, olmaz. Bu cevap büyük ihtimal B'dir. Diğerlerine de bakalım yine. I want to talk to Nick. Nick'le konuşmak istiyorum. Olur. May I speak to Nick? Nick'le konuşabilir miyim? Evet, bu da olur. O zaman B seçeneği yanlış. Yani cevabımız B seçeneği. Beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci soruda yine ilk olarak yönergeye bakıyoruz. Ne istiyor acaba bizden? Choose the book. Kitap seçin diyor. That boat. Boat her ikisi demek. David and Martin will enjoy reading. Yani David, hem David'in hem de Martin'in okumaktan hoşlanacakları kitabı seçin diyor. Şimdi biz burada David'in de ve Martin'in de neler istediğine bakıyor. İlk başta başta da okuyalım. David and Martin decided to read the same book. Aynı kitabı okumaya karar verdiler diyor. And discuss it later. Sonra da onu tartışacaklar. Here are the list of the their personal interests. Kişisel ilgileri aşağıda sıralanmıştır diyor. Yani aşağıdaki bu ilgi alanlarına göre aşağıdaki kitaplardan hangilerini okuyacaklar, yani ortak okuyacakları, ikisinin de okuyacağı kitaptan bahsediyoruz. Şimdi bakalım. Cars diyor. Computers, futbol. İşte arabalar, bilgisayarlar, futbol. Basketbol, cooking, health diyor. İşte basketbol, cooking, health. Yemek pişirme ve sağlık diyor. Şimdi bakalım. Rules of the popular sports. Yani popüler sporların kuralları diyor. Olabilir mi? Futbol, basketbol var. Belki. Cooking diyor. Healthy cooking. Cooking yok. Cooking sadece bir tanesinde var. İkisinde yok. Computers today. Bilgisayarlar bugün diyor. Yine bir tanesinde var. New cars. Arabalar diyor. Sadece bunda var. Evet, doğrusu. Popüler sporların kuralları, yani futbolla basketbol çakıştığı için A seçeneği doğrudur. Evet, 6. soruya geçiyoruz. Bu soruda yine yönergeye bakalım. Which of the following questions does not Gary ask Michael? Yani Gary'nin Mike'a sormadığı sorular hangisidir diyor. Yani which of the following questions. Yani sorulardan 3 tanesi bu boşluklara gelecek. Öyle anlıyoruz. Bir tanesi gelmeyecek. O zaman bakalım. Konuşmayı alalım. Şimdi bu neymiş? Extreme Sports diye bir programmış. Extreme Sports tehlikeli sporlar anlamına gelir. Konuk, paragliding, yamaç paraşütü, Twice iki kez, scenery, manzara, helmet de başlık, kask anlamına gelmektedir. Şimdi bakalım. Geri konuşuyor. Hello everybody. Today our guest is Michael Miller. Yani Michael Miller konukları. What's your favorite sport Michael? Hangi sporun favori olduğunu soruyor. Is paragliding. Şimdi paragliding sporu favorisiymiş. O zaman cevaba bakalım. Twice a week. Ha, twice a week haftada iki kez anlamına geliyor. O zaman ne kadar sıklıkla yaptığını soracak. Bakalım. How often? How often'da sorulan soru duyuyordu. Ne kadar sıklıkla yaparsın? Haftada iki kez yaparım diyor. Tamam, o zaman A seçeneği cevap değil. Watching the scenery is fascinating. Yani manzarayı izlemek diyor. Muhteşem, harikadır diyor. O zaman ne sormuş olabilir? What do you need for? Where do you do try it? What do you need for it? Why do you like it? Evet, why do you like it olur. Çünkü neden seviyorsun bunu diyor. Evet, manzarayı izlemek harika, mükemmel diyor. Üçüncüde de a helmet and a parachute diyor. Bir başlık ve paraşüte. Ha, ihtiyacı olan şeyi soracak. What do you need for it? Evet, bunun için neye ihtiyacın var diyor. O da başlık ve paraşüt diyor o zaman. Where do you try it? Nerede denersin sorusunun cevabı olmadığı için cevabımız D seçeneği. Yedinci soruya geldik. Yedinci soruda yönergeyi bir okuyalım bakalım ne istiyor. Biz tablomuz var, bilgimiz var. Yönerge şunu söylüyor. Which of the following is correct? Bu da doğruyu soruyor. According to the results. Yani yukarıdaki sonuçlara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım burada ne istiyor? İşte yetişkinler var diyor. Adults, yetişkinler. Teenagers, ergenler, yani 13-19 arası gençlerden bahsediyoruz. Number of people, kişilerin sayısı diyor. Otobüs, araba, uçak, tren. Types of the transportation, yani ulaşım tipleri diyor. Ulaşım tipleri.
Şimdi araştırmacılar as teenagers and adults, yani teenager'ları ve adult'lara sormuş araştırmacılar. About the types of transportation, yani ulaşım şekillerini sormuşlar. They prefer, tercih ettiği ulaşım şekillerini. Here are the results. Sonuçlar da bunlar diyor. Şimdi adults'lar çoğunlukla yetişkinler yani bus, otobüsü tercih etmişler. Ergenler tercih etmemişler. Ergenler de çoğunlukla treni tercih etmişler. Diğer taraflarında da bir tezatlar var. Onlara da bakalım şimdi. Şimdi cevaplara, seçeneklere bir göz gezdirelim. Traveling by bus is popular among teenagers. Yani teenagerlar arasında, ergenler arasında otobüsle seyahat popüler oluyor. Yetişkinler, ergenler arasında popüler değildir. Yanlış. Teenagers mostly çoğunlukla travel by train. Çoğunlukla trenle seyahat ederler. Evet, doğru görünüyor bu seçenek. C'ye bakalım. Diğer seçenekleri de kontrol ederim. Adults always travel by plane. Yetişkinler her zaman trenle seyahat ederler. Pardon, uçakla seyahat ederler diyor. Hayır, öyle bir şey yok. Uçakla her zaman seyahat etmezler. Çoğunlukla otobüse seyahat ediyorlarmış. Adults never travel by car. Yetişkinler hiçbir zaman diyor araba kullanmazlar diyor. Hayır, öyle bir şey de yok. Demek ki B seçeneğimiz doğruymuş. 8. soruda bir metin var. Ben bu metinle ilgili sorular var. Biraz bazı kelimeler yazdım ben buraya. İşte kelimelere bakalım. Scientist, bilim adamı. Become, olmak. Burada ikinci halini kullanmış bir kelime. Learn, öğrenmek. Different, farklı. Language, dil, lisan. Scientific, bilimsel. Achievement, başarı. Invent, icat etmek. During, süresince. Relative, akraba. Early age, erken yaşlar. Bazı kelimeleri yazdım. Bazılarını da biliyorsunuz diye düşündüm. Evet. Şimdi in this paragraph, there is no information about Tesla's. Evet, Tesla'nın, Nikola Tesla'nın hakkında herhangi bir bilginin olmadığı paragrafı bulacağız. Çünkü there is no information, no information, bilgi yoktur diyor. Tesla'nın neye hakkında bilgi yoktur, ona bakalım. Akrabaları mı? Relative akraba demek. Birthday, doğum günü mü? Achievements mı? Başarıları mı? Early age mi? İlk yaşları mı? Bakalım, erken yaşları mı? Nikola Tesla, a famous scientist. Ünlü bir bilim adamı olan Nikola Tesla'dan bahsediyor. Nikola Tesla was born on July 10, 1856. Demek ki doğum tarihini söylüyor, var. He became interested in physics when he was just a small boy. Yani küçükken daha fiziğe ilgisi vardı diyor. He learned different languages. Demek ki erken yaşlarından da bahsediyor, ilgisi olduğundan dolayı. Öyle tahmin ediyorum. Farklı diller öğrendi. Çünkü he wanted to read about scientific achievements. Yani ne okumak istiyordu? Bilimsel başarıları hakkında bir şeyler okumak için farklı diller öğrendi diyor. Evet. Doğrudur. In different parts of the world. Dünyanın farklı bölgelerinde. He invented many new things during his life. Yani hayatı boyunca birçok şey icat etti diyor. Evet, onunla da başarılarından bahsediyor. Erken yaşlarından bahsediyor. Doğum tarihinden bahsediyor. Akrabalarından bahsettiği bir bölüm göremedik. Onun için cevabımız A seçeneği. 9. soruya bakıyoruz. 9. soruda yönergede şöyle söylüyor. According to the results, sonuçlara göre which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Yani sonuçlara, tabloya bakıyoruz. Yukarıda da şunu söylüyor. The table below shows the results. Aşağıdaki tablo bir şeyin sonucunu gösteriyor. Neden? Study on a daily internet activities of 100 teen in Japan. Teens in Japan. Yani Japonya'daki 100 tane ergenin, yani 13-19 yaşındaki gençlerin internet, günlük internet aktiviteleri üzerine yapılan bir çalışmanın sonucudur diyor. İnternet aktiviteleri ve number of the teens. Yani teenager'ların sayıları ve aktiviteler yazıyor. Şimdi reading news. Haberleri okumak 5 kişi. Yani 100 kişiden 5 kişi haberleri okuyormuş. Shopping online. Online alışveriş yapan yine 5 kişi varmış. E-maillerin kontrol eden 10 kişi. Doing homework, ödev yapan 15 kişi. Watching movies, sinema seyreden 20 kişi. Oyun oynayansa 45 kişiymiş. Yani ona göre hangi cümle doğru? Bakalım. Shopping online is very popular among teens in Japan.
Yani Japonya'daki gençler, ergenler arasında online alışveriş en popüleridir diyor. Hayır, öyle bir şey yok. 5 kişi. Most of the students use the internet to do their homework. Öğrencilerin çoğu diyor interneti ödevlerini yapmak için kullanır. O da değil çünkü 15 kişi kullanıyor. Nearly half of the students spent their time checking their emails and reading the news. Yani yaklaşık olarak demek nearly. Yaklaşık olarak yarısı. Öğrencilerin yarısı vakitlerini, e-maillerini kontrol etmek ve gazete okumak için kullanırlar diyor. Yaklaşık olarak yarısı. E-maillerini kontrol eden 10 kişi, gazete okuyan 5 kişi. Hayır, bu da yanlış. Many of the teens, yani çoğu diyor, teenager'ların yani ergenlerin çoğu spend time playing games and watching movies. Yani oyun oynamaya ve video izlemeye ayırırlar diyor. Evet, video izleme 20, oyun oynamada 45 olduğuna göre evet, D seçeneği doğru. Son soruya geliyoruz. Son soruda yönergeden gidelim yine. Which of the following steps? Aşağıdaki adımlardan hangisi does not predict? Yine burada olumsuzu buluyoruz. Match with one of the pictures above. Yukarıdaki resimlerden herhangi biriyle eşleşmezler diyor. Şimdi burada bazı kelimeler çıkarmışım yine. Delicious, lezzetli, desert, tatlı, steps, adımlar, match, eşleşmek, put, koymak, heat, ısıtmak, peel, soymak, pour, dökmek anlamına geliyor. Şimdi, these are the pictures from Lily's video. Lily'nin videosundaki resimlerdir diyor bunlar diyor. Şimdi şeker, un, vanilya şeklinde. Bakalım ne yapmış. Lily is talking about making a delicious dessert. Yani bir şey hakkında konuşuyor. Lezzetli bir tatlı yapımı hakkında konuşuyor. İşte bunlardan hangisi olmuyor? Bakalım resimlere. Burada ne yapıyor? İşte döküyor bir şeyleri. Burada pişi kaynatıyor. Burada kasedere koyuyor zannedersem. Evet. Çıkarız şimdi hangisinin ne olduğunu. Put some milk, sugar, flour and vanilla in a saucepan. Evet. Bir tane tencereye, tavaya ne yap diyor? Bunları koy. Süt, şeker, un, vanilya koy diyor. Evet, bu seçenek A seçeneği burayı gösteriyor. Heat the mixture in the saucepan. Yani nerede diyor? Bir tavada ısıt diyor. Hafif ateşle birlikte ısıt ve hafif ateşle pişir diyor. Heat the mixture karışımı. O da hangisi bu? İşte karıştır aynı zamanda diyor. Peel the fruits. Meyveleri soy diyor. Chop them into small pieces. Yani meyveleri soy ve onları küçük parçalar haline getir diyor. Burada öyle bir şey yok sanki. Bakalım. Pour the mixture into a bowl. Evet, kaselere dök diyor. O da var. Göründüğü kadarıyla. And put some pieces and chocolate on each picture. Hepsine de çikolata koy diyor. O da var. O zaman bu seçenek yok. Çünkü meyveleri soy ve onları doğra diyor. Öyle bir resim göremiyoruz. O da C seçeneği.